Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Bu videoda 2023 yılında başlayacak olan ve önümüzdeki 20 yıl çok önemli olacak bir transitten bahsedeceğim. Plüto, Oğlak Burcu'ndaki yolculuğunu 23 Mart itibariyle bitirecek ve Kova Burcu'ndaki geçişine başlayacak. Plüto kolektif bir gezegen. Kişisel olduğu kadar özellikle toplumlar üzerinde dünyasal etkileri çok önemli olan ve insanlığın gelişiminde kültürel, sosyolojik, politik, siyasi, ekonomik her anlamda önemli dönüşümler getiren, küçük olduğu kadar etkileri büyük olan bir gezegen. 1930 yılında keşfedildi. Klasik astrolojide Satürn son gezegen olmasıyla biliyorsunuz öne çıkıyor. Ancak kolektif gezegenler Uranüs, Neptün, Plüto sınır dışı gezegenler olarak astrolojide özellikle insan toplumları üzerinde etkileri büyük olan daha jenerasyon gezegenleri olarak tanımladığımız kolektif etkilere sahip gezegenlerdir ve Plüto burada yine sınır ötesi olup bir şekilde Güneş sisteminin karanlık tarafında yer alan ama etkisi itibariyle çok önemli olan bir gezegen. Evet, biliyorsunuz 2008 yılından bu yana Oğlak Burcu'nda hareket etmekte. Artık Oğlak Burcu'ndaki yolculuğunu bitirecek. Tabii ağır bir gezegen. Yani hızlı hareket etmiyor. Ağır ağır, derinden derinden etkilerini hissediyoruz. Bu nedenle Plüto'nun Kova Burcu'na geçişi de ağır ağır olacak. 23 Mart'ta ilk geçişini yapacak. Haziran ayına kadar, 11 Haziran'a kadar 0 derece Kova Burcu'nda bu yıl etkilerini göreceğiz. Daha sonra gerileyeceği için tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olacak. Yılı bu şekilde Oğlak Burcu'nun son derecelerinde tamamlayacak. Önümüzdeki Ocak ayı 2024 Ocağı'ndan itibaren tekrar Kova Burcu'na geçecek. Yaz aylarına kadar 0 ile 2 derece arasında bir hareketi olacak. Sonra tekrar Oğlak Burcu'na geriliyor ve nihayetinde 2024 Kasım ayından itibaren artık geri dönmemek üzere Kova Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. 2044 yılına kadar 20 yıllık bir transitten bahsediyoruz. Aslında bu video önümüzdeki 20 yıl içerisinde de kalıcılığı olabilecek, her zaman izleyebileceğiniz yol gösterici bir video da olabilir tabii ki. Öncelikle Plüton'un etkilerine bakalım. Daha sonra Kova Burcu'ndaki tesirlerini anlamaya çalışalım. Ve tabii ki burç bazında da genel olarak Plüton sizi nasıl etkileyecek, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Plüton tesirleri uzun süreye yayılan etkilerdir. Kesinlikle bireysel olarak onlara karşı koymamız, geçiştirmemiz mümkün değildir. Yani Plüton transiti etkilerini mutlaka ve mutlaka gerçekleştirir. Kolektif bir gezegen olduğu için mutlaka tüm hani içinde yaşadığımız toplumun, içinde yaşadığımız jenerasyonun aldığı etkilerle bir şekilde paralel bu dönüşümleri yaşarız biz. Kişisel haritalarımızda da Plüto özellikle bizim gezegenlerimizle eğer güçlü açılar yapıyorsa burada Plüto transitlerini çok daha güçlü deneyimleriz. Daha etkili olur bunlar hayatımızda. Burada da tabii ki bu önümüzdeki yıllar içerisinde Plüto geçişlerini iyi takip etmeniz gerekiyor ve kişisel doğum haritanızla arasındaki ilişkiyi de bilmeniz gerekiyor. 248 yıllık bir döngüsü var. Dolayısıyla böyle baktığımızda aslında hayatlarımızda Plüto'nun bütün burçlardan geçişini göremiyoruz. Yani doğduğumuzda bulunduğu burç ve bulunduğu ev bizim yaşamımızda, kişiliğimiz üzerinde etkili olan ve hayat planımızda aslında çok önemli olan bir etki veriyor. Ve tabii ki yaşamımız boyunca Plüto transit ettikçe birkaç burç ilerliyor, birkaç evimizde hareket ediyor. Bu hareketleri yaparken diğer gezegenlerimizde transitler içerisinde, ilişki içerisinde oluyor. Ve Plüton'un geçiş yaptığı burçlar, geçiş yaptığı evler ve bizim haritalarımızda temas ettiği gezegenler bizim yaşamımızda bizi tekamül yolunda ilerleten, aslında dönüştüren en önemli gelişim olanakları olarak karşımıza çıkıyor. 1930 yılında keşfedildi ve keşfedildiğinde Yengeç Burcu'ndaydı. Aslında baktığımızda kısa bir süre tabii ki astrolojiye geçişi de çok
geçmişi çok kısa aslında Plüton'un. Biz geriye dönük tarihi süreçlerde Plüton'un bulunduğu burçlardaki geçişlerini incelediğimizde insanlık içinde gerçekten bulunduğu burçlardaki hareketlerinde neler getirdiğini, dünyanın gelişiminde, toplumsal gelişiminde nasıl tesirler getirdiğini aslında bu tarihi olarak incelemelerde, Plüto döngülerinde keşfedebiliyoruz. Mesela bir gezegenin keşfedildiği zaman çok önemlidir. İşte 1930'da keşfedildi, büyük ekonomik buhranın olduğu, bir şekilde kapitalist düzenin dünyadaki değişimler üzerinde, dönüşümler üzerinde baskılarının, güç kontrolünün çok öne çıktığı, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'na hazırlanan koşulların oluştuğu bir dönem. Plütonyum elementiyle de ilgilidir ki atom bombasıyla da, atomik enerjiyle de Plüto çok ilişkilidir. Güçtür Plüto. İçimizdeki güç, psikolojik anlamda, aynı zamanda dışarıdan talep ettiğimiz güç, karşılaştığımız güçle ilgili ve güç mücadeleleri burada karşımıza çıkar. Güç ve güçsüzlük temalarıyla ilgilidir. Plüto bizi aslında kişisel anlamda, psikolojik anlamda içsel olarak bilinçaltımızın derinlikleriyle yüzleştirir. Mitolojide Hades'tir. Yeraltı tanrısıdır. Bu psikolojide bizim bilinçaltı derinliklerimizle ilgilidir. Ve burada sakladığımız duygular, düşünceler, korkular, takıntılarımız, işte bizim daha çok gölge yanlarımız aslında. Keşfetmemiz gereken, dönüştürmemiz gereken gölge yönlerimizle ilgilidir. Bu gölge yönlerimizle temasımız çok kolay değildir, zorlayıcıdır. Ve biz gölgelerimizle yüzleşirken aslında dünyada yaşadığımız işte ilişkiler olabilir, dünyasal olaylar olabilir. Bunlar bir ayna görevi görür ve bizi kendi içimizdeki gölgelerimizle yüzleştirir. Dünyadaki aslında yaşam amacımız bir varlık olarak tekamülümüzde, dünya yolculuğunda işte bu gölgelerimizle yüzleşip onları dönüştürmek üzerine kurulmuş bir yaşam planımız vardır. Kova burcu astrolojide İnsan topluluklarıyla ilgilidir. Yani insanların birbirleriyle kurduğu ilişkiler, bir araya gelerek yaptığı organizasyonlar ki özellikle aynı idealleri, aynı düşünceleri, aynı gelecek hedefleri olan kişilerin oluşturduğu topluluklardır bunlar. İşte siyasi bir parti de böyle bir şeydir. Bir dernek, vakıf da kurulmuş, kuruluş da böyle bir şeydir. Herhangi bir organizasyon, arkadaş toplulukları yine Kova burcuyla alakalıdır. İnsani konular, sosyal konular, kültürel konularla ilgilidir. Daha zihinsel, daha iletişime yönelik konu ve kavramlardır. Bilim, teknoloji, uzay, astronomi, Kova burcuyla ilgilidir. Elektrik, elektronikle ilgili her türlü gelişmeler yine Kova burcuyla alakalıdır. Astroloji de bir Kova burcu konusudur aslında baktığımızda. Demek ki önümüzdeki dönemde Plüto 20 yıl içerisinde tüm bu temaları hayatımızda hem toplumsal anlamda dönüşüm için hem kişisel anlamda bizi dönüştürmek için daha fazla güncelleyecek. Politik gelişmeler hızlanabilir, kültürel yapılar, toplumların, ülkelerin sosyal kültürel yapıları, politik yapıları değişebilir, dönüşebilir. Elektriğin özellikle hayatımıza daha fazla girmesi, her anlamda bekleyebiliriz bunu. Belki insan hakları, özgürlükleri için, eşitlik için daha fazla mücadele olacak. Tabii ki bunu önleyen veya baskılayan gruplar, yapılarla da daha fazla güç mücadelelerini burada görebiliriz. Hızlı bilimsel gelişmelerin, teknolojik gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Uzayı daha fazla konuşacağız. Belki insanlık uzayda daha fazla artık keşifler yapacak. Uzaylılar, belki dünya dışı yaşamla ilgili konu ve temalar hayatımızda hem bizi inançsal anlamda, düşünce anlamında dönüştürecek ve bunlar hayatımıza daha fazla dahil olacak. Çok astroloji tabii ki hayatımıza son zamanlarda hızlı girdi ama belki astrolojinin de tüm aslında bilimin, lojilerin değiştiği, dönüştüğü bir dönemdeyiz. Yani burada bilimin de kendi içine çok tutucu ve katı tarafları olabilir, sınırları olabilir. İşte Plüto buradaki tutucu tavırları, katı tarafları, bilimin gölge yanlarını, insanlık üzerindeki belki baskılarını, insanlığı kısıtlayan yanlarını daha fazla ortaya çıkaracak ve buralarda mücadeleler, değişim ve dirençler söz konusu olacak bu dönemde. Bu yıl 2023 yılında 23 Mart ile Haziran arasında 0 derece Kova burcunda göreceğiz Plüto'yu. Ve burada tabii 16, 17, 18 Mayıs gibi Boğa burcuna giren Jüpiter'le de
bir karesi olacak ki o dönemleri önemsiyorum. Yani Jüpiter Plüto karesi, ikisi de kolektif etkileri arttıran temalar, çok güçlü etkileri olabilir dünyada, ekonomik anlamda, bilimsel konular, uzayla ilgili konular olsun, insan hakları ile ilgili konular olsun, stresin arttığı bir süreç. Ama çok baskıyla beraber ciddi bir kırılma, böyle bir sıfır derecede olunca, böyle bir sıfır derecede bir yenilik, yeni bir düşünce, mesela toplumlarda yeni bir lider, belki yeni bir bilimsel keşif, böyle bir ilginç bir durum var. Bu yıl mesela daha çok sabit burçların özellikle sıfır derecesi, bir derecesi etki alabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle kova, aslan, boğa, akrep burçlarının sıfır, bir derecelerinde gezegenleriniz var mı? Hemen bu 23 Mart'tan itibaren ilk etkileri alabilirsiniz. Özellikle kolektif gezegenlerin burca geçiş anları, o uzun süreli transit içerisinde etkileriyle ilgili ilk böyle bir fragman gibi, sanki bir filmin ön gösterimi gibi bazı önemli tesirler getirebilir. Onları iyi takip etmek gerekiyor. Daha sonra Oğlak Burcu'na dönecek zaten. Dolayısıyla bu bir ilk geçiş dönemi Haziran'a kadar. Önümüzdeki 2024'ün Ocak ayında tekrar Kova Burcu'na geçecek ve 0-1-2 derece aralarında göreceğiz 2024'te. Yaz aylarına kadar yine Kova Burcu'nda, sonra tekrar Oğlak Burcu'na dönecek ama Kasım'dan itibaren tamamen yerleşecek artık Kova Burcu'na. Özellikle hava burçlarımız da bu arada olumlu etkiler alıyorlar. Yani ilginç etkiler almaya başlayacaklar. İşte Kova Burçları, İkizler Burçları, Terazi Burçları üçgen açı alacağı için özellikle İkizler ve Terazi Burçları böyle çok dönüştürücü ama hayatlarında böyle hızlandırıcı bir etki, bilinçlendirici bir etkiden burada bahsedebiliriz. İşte güç ve güçle ilgili destekler dışarıdan, kendi içlerinden de gelebilir bu. Bir bilginin gücü, bir inanç, bir farkındalık veya dışarıdan gelebilecek bir destek anlamında da bunu görebiliriz. Plüto en son Kova Burcu'ndaki transitini 1777-1798 yıllarında yapmıştı. Evet, 248 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Şu anda dünya üzerinde yaşayan hiç kimse aslında doğum haritasında Plüto'su Kova Burcu'nda değil. Yani biz bu farklı bir enerjiyi deneyimleyeceğiz insanlık olarak. Farklı bir tekamül deneyimi içerisinde olacağız. Ama Plüto'nun kendi döngülerinde, insanlık geçmişte, Plüto Kova Burcu'nda nasıl tecrübeler yaşadı? Bunlara bakabiliriz. 1777-1798 yılları yeni fikirlerin, düşüncelerin aslında dünyada özellikle kitleler arasında, insanlık içerisinde işte adalet, eşitlik, özgürlük temalarının güçlendiği ve bunları baskılayan, bunlara karşı koyan güçlerle savaşının öne çıktığı bir yenilenme dönemi. Yani işte devrimleri görüyoruz. 1789 Fransız devrimi, işte Amerikan devrimini görüyoruz. İnsan hakları üzerine yapılan tüm hareketleri görüyoruz. Özellikle kadın haklarıyla ilgili yine gelişmelerin de bu dönemde çok görünür hale geldiğini görüyoruz. Kova insancıl bir burç. Kova bilimle, teknolojiyle, özgürlüklerle, aydınlanmayla, gelişimle ilgili bir burç. Plüto gibi bir gezegen 2044'e kadar Kova Burcu'nda ilerlerken kuşkusuz insanlığın gelişiminde, eşitlik, hak arayışları, özgürlük arayışlarında, bilimsel gelişmelerde, teknolojiyle ilgili alanlarda çok önemli gelişmeler getirecek gibi görünüyor. Evet, gölge yanlarımızla yüzleşmemiz gerekiyor dedik. Şimdi bu tabii eğer kişisel doğum haritalarımızda bu dönem içerisinde Plüto gezegenlerimizle temas ettiği zaman işte bu gölgeler nedir? O gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili bunları hayatımıza taşıyacak deneyimler, daha fazla krizler, daha fazla mücadeleler anlamına gelebilir. Ölüm ve dönüşüm enerjisi biliyorsunuz Plüto. Ölmek sadece fiziksel anlamda değil. Evet, fiziksel ölümlerle de ilgilidir. Ama düşünce de ölebilir, bir duygu da ölebilir, bir düzeniniz değişebilir, hayatınızdan birileri çıkabilir, bir inancın ölmesi. Bunların hepsi aslında bir ölüm ve yeniden doğuş, dönüşümle ilgili temalar. İşte bizi öldürecek, küllerimizden yeniden doğuracak
yenileyecek, transformasyon gezegeni. Yani çürümüş olan kavramlar yaşamımızda artık tamamen hayatımızdan çıkacak. Bunlar bizim gelişimimize hizmet etmeyen konular ve kavramlardır. Bunları tamamen temizlemek üzere hayatımızda öyle bir etki getirecek. Sabit burçlarımız tabii ki daha fazla etkileniyorlar. Burada birinci derecede kova burçları, ardına aslan burçları, akrep ve boğa burçları. Bu burçlar, bu burçlarda doğan kişiler, yükseleni bu burçlarda olanlar ve kişisel gezegenleri özellikle sabit burçlarda yerleşenler, önümüzdeki 20 yıl hayat sizinle biraz daha fazla uğraşacak, sizi dönüştürecek, gölgelerinizle yüzleşeceksiniz, küllerinizden yeniden doğacaksınız. Bu bir güç dönemi, bu güçle mücadele dönemi. Aslında karmalarımızla da çok ilgilidir. Yani bilinçaltımızda tuttuğumuz her türlü bu takıntılı bir duygudur, düşüncedir. Çünkü takıntılarla ilgilidir, korkularla ilgilidir. Bunların hepsi bizim geçmiş yaşamlardan taşıdığımız temalar olabilir, aile karmasından gelen konular olabilir. Bu yaşamda deneyimlediğimiz zaman bastırdığımız her türlü duygularımız, korkularımız olabilir hayat içerisinde. Bunlarla bir yüzleşme döneminde olacağız. Arınmamız gerekiyor. Arındığımız takdirde, farkındalığımız arttığı takdirde, bilinçlendiğimiz takdirde Plüton'un bu transiti güçlendirecektir. Ama bu yüzleşmeyi, bu arınmayı, bu bilinçlenmeyi yapamazsak ve direnirsek veya daha negatif yönlere doğru çekilirsek, ki bu mümkündür çünkü negatif enerjilerle de çok bağlantılıdır Plüto, o zaman çok daha zorlayıcı tesirler altında kalabiliriz. Yeraltı dünyası, mafya gücü elinde bulunduran her türlü yapılar, kurumlar, kişiler Plüto ile temsil edilir. Bu bir sosyal bir yapıda olabilir, işte yasalarda olabilir, devlet yapıları olabilir. Gücü elinde bulunduran ama bu gücü baskıcı ve manipülatif bir şekilde kullanan yapılar olabilir. Karanlık kişiler ve kurumlar, kriminal durumlar olabilir. Bunlarla yüzleşmeler söz konusu olabilir bu süreçte. Güçlü olmamız için aslında hayat bizi korkularımızla yüzleştirecek ve dönüştürmeye çalışacak. 2025 yılından itibaren artık ilk 3 derece, 4 dereceye kadar Plüton'un hareketini görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu Plüto Kova burcuna geçti. İşte ne olacak, beklentilerinizi lütfen uzun vadeye yayın. Eğer sizin gezegeniniz, İşte sabit burçlarda bir gezegeniniz var ya da hava burçlarında bir gezegeniniz var ama 20 derecede. Dolayısıyla siz etkiyi 2030'dan sonra daha fazla alacaksınız. Yani bu biraz ağır, derin ama uzun vadeli bir etki, ama mutlaka etki verir. Yani Plüton'un transitini görmemeniz, hissetmemeniz mümkün değildir. Çok güçlü, çok kesin etkileri olan bir gezegen enerjisinden bahsediyoruz. Yani sizin kişisel tercihlerinizle çok alakalı değil. Plüton'un transitlerinde zorlanmamak için mutlaka bilinçli olmanız lazım. Farkındalığınızın artması lazım. Ona karşı koymak, onunla zıtlaşmaktan ziyade bir kabulleniş içerisine girmeniz. Plüton'un sizde dönüştürmek istediği yönlerinizi fark edip hayatınızı o yönde dönüştürmeniz ve uyum göstermeniz gerekiyor. Aksi halde çok fazla krizli, çok zorlayıcı, çok baskılayıcı bir döngü de olabilir. Özellikle sabit burçlarımız için söylüyorum. Bu tabii ki uzun süreli bir etki. Eğer kişisel haritalarınızda böyle sabitlerde çok gezegenleriniz varsa, bu uzun süreli transitin sizi nasıl etkileyeceği yönünde daha ciddi araştırmanızı, değerlendirmenizi, belki hani astrolojik anlamda haritanızı inceletmenizi de tabii ki burada tavsiye ederim. 2025 yılında bu sefer Neptün artık Koç burcunda ilerlemeye başlayacağı için daha farklı bir enerji de ortaya çıkmaya başlayacak. Uranüs yavaş yavaş 2026'dan itibaren İkizler burcuna geçecek. Özellikle 2026, 2027, 2028 buralarda İkizler burcundaki Uranüs'ün işte Kova burcundaki Plüto'yla güzel bir üçgen açısını görüyoruz ki bu üçgen açı etkisini 26-27 yıllarında işte daha çok 4-5-6 derecelerde gezegenleriniz varsa hissedebilirsiniz. Özellikle hava burçları, mesela ikizler, terazi, kova, bu burçlarda
gezegenleriniz bulunuyorsa, böyle 4 derece, 5 derece, 6 dereceler, yani ilk derecelerde muhteşem bir, ilginç bir hava üçgeni oluşacak gökyüzünde. Bir de orta noktasında Koç burcunda bir Neptün. Ardından 2026'da Satürn de yine Koç burcunda birlikte hareket etmeye başlayacak. Orta noktalarında olacak Uranüs ile Plüton'un. Boyut atlatıcı bir enerjiden bahsediyoruz. Yani öyle bir bilinçlendirici, farkındalık yaratan bir etki ki yaşamınızın şimdiki gibi olması mümkün değil. Yani mutlaka ve mutlaka hayatınızda büyük dönüşümler, belki idrak anlamında çok önemli bir sıçrama, işte diyorum ya, bir boyut atlatıcı bir enerjiden bahsediyorum. Yani üçüncü boyuttan beşinci boyuta çıkabileceğiniz bir etkiden bahsediyorum. Hayatınızda çok güçlü dönüşümler bekleyebilirsiniz. Hava burçları bunu daha destekleyici, daha yardımcı etkilerle daha rahat, daha ılımlı alıyorlar. Ama sabit burçlar biraz daha böyle mücadeleler, zıtlaşmalar, krizlerle deneyimleyebilirler bu dönüşümleri. İşte krizleri iyi yönetmek lazım. Karşı koymak yerine farkındalığınızı arttırmaya çalışmanız lazım. Eğer bir krizle karşılaşıyorsanız, bir sıkıntıyla karşılaşıyorsanız, burada mutlaka ve mutlaka sizin bilinçaltınızda tuttuğunuz, sizi tutan, sıkan bazı gölge yönleriniz var, korkularınız var. İşte onları fark etmeniz, onlardan arınmanız gerekiyor. Bunu yapabilirseniz, bu dönüşüme uyum sağlayabilirseniz gerçekten hızlı bir şekilde hayat içerisinde ilerleyebilirsiniz. Sizi çok farklı noktalara bu güçlü transit taşıyabilir sevgili takipçilerim. Evet, ülkemiz için de önemli çünkü ülkemiz Akrep burcu. 5 derece Akrep güneşimiz var. Aslında Plüton'un ilk geçişiyle birlikte ülkemizde de çok ciddi krizler, çok ciddi dönüşüm enerjileriyle karşılaşıyoruz. 4-5 derecelerde bu etkiyi belki 2025 ve 26'dan itibaren daha güçlü alabiliriz. Bu işte gerek yönetim ve liderlik alanındaki dönüşümler olabilir. Ülkemizin kimliği, kamuoyundaki duruşu olsun. Plüto bizi de gölgelerimizle, zayıflıklarımızla yüzleştirecek, dönüştürecek. Krizler artacak bu önümüzdeki 2 yıl. Ama sonrasında dönüşüp çok daha güçlendiğimiz bir dönemde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve esas bunun belki 2025'ten sonra etkilerini çok daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Şimdi genel itibariyle özellikle yükselen burçlarınıza göre takip etmenizi öneririm. Plüton'un geçişlerinden burcunuza göre bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2023'te başlayıp 2044'e kadar devam edecek olan Plüto Kova transiti sizin 11. evinizde meydana gelecek. Öncelikle Plüto hangi evdeyse yaşamımızda o alanlarda güç ve dönüşüm enerjisiyle karşılaşırız. Gölgelerimizle yüzleşeceğiz, korkularımızı dönüştürmeye çalışacağız ve eninde sonunda güçlenerek bu transitten çıkacağız. 11. ev konuları sosyal çevremizdir. Hayattan beklentilerimiz, ideallerimiz, hayallerimizdir, projelerimizdir, iş ve kariyerden gelen kazançlarımız ve maddi konulardır, arkadaşlarımızdır. Bu alanlarda bir güçlü dönüşüm enerjisi içerisinde olacağız. Öncelikle kişisel doğum haritalarınıza bakmanızı öneriyorum. Koçlar için aslında Plüto Kova etkisi daha destekleyici. Olumlu bir açıda olacak sizin için. Ama sabit burçlarda böyle Kova, Aslan, Akrep, Boğa burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu uzun transitte bu gezegenler de işin içine dahil olacak ve onların sembolize ettiği konular da hareketlenecektir. O yüzden daha krizli, daha zorlayıcı, tesirleri ağır olabilir. Sizin için özellikle Neptün'ün ve Satürn'ün de Koç burcuna geçeceği 2025'ten itibaren belki hayatınızda çok daha dönüştürücü, etkili bir döngü başlayacak. Arkadaş çevreniz dönüşebilir. Arkadaşlarla ilişkilerde, sosyal çevrenize güç mücadeleleri, ki bunlar bazen baskılı şekilde olabilir, güçlü figürler, yetkili kişiler etrafınızda daha fazla olabilir. Bunlardan destek de alabilirsiniz. Bir çevresel değişim, çevreyle ilgili bir etkiden bahsediyoruz. Bazı düşünceleriniz, idealleriniz değişebilir. Özellikle maddi kaynaklar, işinizden gelen, kariyerden gelen kazançlar ya da aileden gelen gelirleriniz. Buralarda da bir dönüşüm bekleyebiliriz. Tabii ki bu bazen krizler şeklinde, bazen güçlenme şeklinde.
karşınıza çıkabilir. Genel olarak baktığımızda aslında sizi destekleyen bir transit. Sevgili koçlar, siz 2008'den bu yana Plüton Oğlak transitinde çok yoruldunuz. Bu dönemde kariyeriniz değişti, toplumdaki statünüz değişti, işinizden ayrılmış olabilirsiniz. Belki birçoklarınız önemli sağlık sorunları ile karşılaştı. Ailevi alanlarda baskılar, zorluklarla karşılaştınız. Zor bir dönemdi. Siz bunu atlattınız. Evet, son dereceleri, yani Plüto Kova burcundan tam ayrılmadan önce Oğlak burcun son derecelerinde olacak. 2023'ün işte özellikle Haziran'ından itibaren 2024 Ocağı'na kadar, daha sonra yine 2024'ün yaz aylarında yıl sonuna kadar olan dönemde Oğlak burcunun son derecelerinde olacak. Bu durumda özellikle Güneş burcu ve yükselen burcu 27 ile 30 derece arası olan koçlarımız hala daha Plüto Oğlan o sert etkilerini hissedecekler. Yani 2024 sonuna kadar biraz daha tesirler var. Bu da baskılı bir dönem olabilir. Biraz daha belki hayatımızda sınırlamalar, işte maddi manevi baskılar, manipülatif durumlar, dönüştürücü durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Sağlık konuları olsun, güçle, özellikle otorite figürleriyle ilgili konular, aile büyükleri, kariyer konuları. Hani bu anlamda zorlu ve krizli bir dönem olabilir bu önümüzdeki süreç. Ama bu derecelerde değilse artık Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, atlattınız siz bu süreci. Artık Plüto Kova dönemine hazırlanın. Bu sizin için daha rahat, daha destekleyici, daha özgürleştirici bir dönem. Bilim, teknoloji, özellikle işinizle ilgili alanlarda sosyal medya, internet, teknoloji, iletişim, elektronik, elektrik gibi alanlar, yani buraların daha fazla katkısını hissedebilirsiniz. Bilişim sektörü, bu alanlarda daha fazla çalışmalarınız olabilir bu süreç içerisinde sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için kuşkusuz çok önemli bir transit başlıyor. Evet, halen daha Uranüs burcunuzda, bir de Plüto etkisi başlayacak. Satürn'ü gönderdiniz ama hemen ardından Plüto 23 Mart itibariyle Kova burcuna geçiyor. Bu yıl sadece sevgili boğalar 0 derecede. Yani 0-1 derecede Güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa Plüto tesirini alabilirsiniz. 23 Mart ile 11 Haziran arasında. Ama tabii ki yine eğer kişisel doğum haritalarınıza bakınız, böyle birden fazla sabit burç etkiniz varsa, işte Ay burcunuz Kova'da olabilir, işte Merkür'ünüz Aslan'da olabilir gibi, böyle Aslan, Kova, Boğa, Akrep, daha fazla sabit burç etkiniz varsa bu Plüto Kova transiti sizin için çok daha krizli, çok daha zorlayıcı olabilir. Unutmayın, kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz buraları dönüştürecek. Evet, güçlenebilirsiniz. Yani toplumda güçlü bir potansiyele ulaşmanız, başkaları tarafından tanınmanız, işte başarı elde etmeniz mümkün. Maddi manevi güç getirebilir size. Ama bunun yanı sıra güçlü olan yapı ve kişilerle de sizin üzerinizde daha fazla baskı da hissedebilirsiniz. Yani bir güç mücadelesi durumu var. İçsel anlamda güvenlik kaygıları, korkularınız, maddi stresleriniz artabilir. Buralarda bazı krizlerle daha fazla yüzleşebilirsiniz. Aile büyükleri, ebeveynler, genel olarak bu yapı ya da sizin kurduğunuz aile, ilişkiler, işbirlikleri gibi alanlarda daha dönüştürücü ve baskılayıcı bir durum da olabilir. Ama tüm bunlar aslında sizi biraz daha büyütmek, sizi daha fazla güçlendirmek adına temasta olacak. Uzun vadeli bir transit 2044 yılına kadar olacak. O nedenle gezegenlerinizin dereceleri burada çok önemli. Mesela güneşiniz eğer 10 derecenin üzerindeyse, 20 derecelerdeyse bu bahsettiğim etkileri belki 2030'lardan itibaren hissedeceksiniz. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınızı her zaman iyi takip edin. Bu süreçte mutlaka ve mutlaka belki daha profesyonel olarak haritanızı inceletmeniz, en azından Plüton'un transitlerini uzun vadeli biraz daha bilinçli olarak değerlendirmeniz sizin için daha faydalı olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, 2023'te başlayacak olan Plüton'un Kova burcundaki geçişinden en olumlu, en güçlü etkiyi alacak burçlardan biri sizsiniz. Hayatınız dönüşecek. Kişiliğiniz gelişecek, güçlenecek. Bakın, çok uzun süreli bir etkiden bahsediyoruz. 2044 yılına kadar Plüto Kova burcunda ilerlerken size nasıl deneyimler getirecek? 9. evinizde olacak bu geçiş. Öncelikle bu yıl Haziran ayına kadar sadece 0 derecede. Şöyle bir merhaba diyeceği için
Eğer lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte güneş burcunuz, yükselen burcunuz böyle 0, 1, 2 derece aralarında ise hissedebilirsiniz bu etkiyi. En azından işaretlerini şöyle bir hissettirebilir. Ama asıl 2024 yılından itibaren 2024 sonu 2025, 26, 27 bakın buralarda çok daha hızlı etkiler almaya başlayacaksınız. Yurt dışı konuları hayatınızda daha fazla güçlü bir şekilde kendini göstermeye başlayabilir. Uluslararası konular, yabancılarla ilgili temalar, burada başka farklı kültürden insanlarla tanışmanız, bunlar aracılığıyla hayatınızın dönüşmesi, belki yabancı bir ülkede yaşama kararı vermeniz mümkündür. Akademik konular, eğitim konuları hayatınızda size güç verebilir. İnançlarınız da değişiyor her şeyden önce. Yani hayata bakışınız, şu ana kadar inandığınız şeyler, yani manevi konular olabilir, felsefeleriniz olabilir. Tüm bunları kökten dönüştürecek. Bunları dönüştürürken tabii ki kendi içinizle daha fazla yüzleşeceksiniz. Gölgelerinizle yüzleşeceksiniz. Ama size olumlu bir açıda olacağı için çok fazla kriz değil. Daha hani bunu yumuşak, daha destekleyici, daha yardımlar alarak hissetmeniz mümkün. Bu süreçte özellikle 2026'da Uranüs'ün burcunuza geçmesi, sevgili ikizler, bilemiyorum, size boyut atlatacak gibi görünüyor. İşte 3 dereceler, 5, 6, 7 dereceler, 2026, 27, 28 buralarda bu etkiyi çok daha fazla hissedecekler. Yine kişisel doğum haritalarınızı iyi takip edin. Bu süreçlerde hayatınızdaki gelişmeleri zamansal olarak aslında takip etmek için astroloji size çok iyi bir rehberlik yapacak. Biliyorsunuz zaten Kova burcu astroloji de sembolize eder. Pluto Kova burcundayken astroloji hayatımızda çok daha güçlü bir şekilde, iyi bir şekilde kullanabiliriz. Belki astrolojinin gerçek değeri, gerçek bilimsel yapısı da burada kişiler ve kitleler tarafından fark edilecek. Yani iyi ile kötünün de biraz ayrıştırıldığı bir dönem. Tabii ki her yerde olumsuzlar ve kötüler var. Ama bunların da belki daha iyi değerlendirilip ayrıştırılacağı bir dönem. Yurt dışı seyahatlerinin çok olacağı, sizi dönüştüreceği bir dönem. Maneviyatınız güçleniyor. Maneviyattan güç alıyorsunuz ama inanç sistemleriniz dönüşebilir. Diyorum yani bir boyut atlatıyorsunuz bu dönemde. Kendinizi entelektüel anlamda, kültürel anlamda, eğitim anlamında, akademik anlamda geliştirebilirsiniz. Belki akademik alanda çalışmak, bir iş sahibi olmak, kimliksel anlamda bu şekilde güçlenmeniz de bu dönemde mümkün olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Plüto 2023-2044 arasında sizin 8. evinizde olacak. 8. ev aslında Plüto'nun akrebin de yöneticisi olduğu için çok da etkili olduğu ama çok da zorlayıcı olduğu bir evdir. Öncelikle bundan bahsedeyim. Şimdi diyeceksiniz ki zaten Oğlak Burcu'ndaki Plüto'yu 2008'den bu yana çok zorlanarak yaşadık. Evet, karşıt burcunuzdaydı. İlişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar alanında güç mücadeleleri, bazen böyle rakipler, rekabet içerikli konular, işte açık düşmanlıklar, evlilik konuları, mahkemeler, davalar. Çok zorlandığınız dönemler oldu. Halen de aslında tam etkileri bitmedi. Çünkü Oğlak Burcu'ndan yavaş yavaş ayrılacak. Bu yıl da Haziran'dan itibaren yıl sonuna kadar Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olacak. Dolayısıyla Güneş Burcu'nuz, yükselen burcunuz eğer 27, 28, 29, 30 dereceler arasıysa halen daha Plüto karşıtlığını hissediyorsunuz veya daha yeni hissedeceksiniz. Yani bu sizin için daha bitmiş değil. 2024'ün de ortalarında bu devam edecek. 2024'ün Kasım'ından itibaren tam olarak Plüto Kova burcuna geçmiş olacak. Ağır, uzun ve etkili bir geçişten bahsediyoruz. O yüzden özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sabit burçlarda Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa Plüto'nun Kova burcu geçişi sizin için daha zor, daha krizli olabilir. Ama yoksa daha rahat bir etki olacak. Yani belki kolektif alanda olup biten gelişmeleri biraz daha böyle deneyimsel olarak, biraz daha yüzeysel olarak izleyerek, bakarak hani kendinizi geliştireceksiniz ama kişisel deneyim anlamında daha hafif bir dönem olabilir sizin için. Yani örneğin toplumsal anlamda bir ekonomik kriz yaşanırken sizin iş yeriniz burada iflas etmeyebilir yani. Ama
Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, evet, bu ekonomik krizin size kişisel yansımaları olabilir. O zaman parasal konularda borç alacak konuları, iflaslar, krizler, bunlar çok daha fazla olabilir. O yüzden 8. evden Plüto geçerken maddi durumunuzda özellikle borçlanma konularına daha dikkatli, temkinli olmanız lazım. Miras, nafaka, tazminat, vergi, sigorta gibi konu ve kavramlar, borçlanma konuları, kredi konuları, bunlar hayatınızda zaman zaman zorlayıcı, baskı oluşturan, üzerinizde güç gösteren konular olabilir ama sizin eğer parasız kalma gibi korkularınız varsa bunlarla da yüzleşebileceğiniz bir dönem olabilir. Diyoruz ya, hani Plüto bizi gölgelerimizle yüzleştirir. Belki sizin para kavramınızda daha sağlıklı bir tutum içerisinde olmanız, parayla barışmanız, borç alacak konularında kazançlarınız ve bunları harcamalarınız başkalarıyla paylaşmanız anlamında gölgelerinizle yüzleşip bu anlamda deneyim kazanmanız, kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Evet, Plüto 8'den geçerken eğer hava elementlerinin varsa haritanızda, buralarla da üçgen açı yapacağı için ikizler, terazi olabilir bu. Belki hani Koç burcu, Aslan burcu gibi buralarda da destekler alabilir. Parasal güçlenmeler de olabilir. Örneğin bir evlilikle, bir mesela işbirliğiyle parasal güç elde etmeniz, işte bir miras gelirinden güç elde etmeniz ya da bir işte tazminat elde etmeniz ya da bir burs kazanmanız gibi konuları da bekleyebiliriz. Özellikle eşin, ortağın parasal durumlarında dönüşümlerin de bu dönemde hayatınızda çok etkili olmasını bekleyebiliriz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Plüton'un kova burcundaki transitinden en fazla etkilenecek burçlardan biri sizsiniz. Sizin için çok önemli bir döngü başlıyor. Plüton'un kova burcundaki transitini şu anda dünya üzerinde yaşayan hiç kimse deneyimlemedi. Aslında tüm insanlık için yeni bilgilerin, yeni tecrübelerin hayatımıza geleceği, çok da merakla beklediğimiz ilginç bir dönem başlıyor. Sabit burçlarınız daha fazla etkilenecek. O yüzden kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz aslan ama haritanızda işte kova burcunda, boğa ya da akrep burcunda başka gezegenleriniz var mı? Sabitlerde ne kadar çok gezegeniniz varsa Plüton'un kova burcundaki bu uzun transiti sizin için o kadar önemli, o kadar dönüştürücü ve tabii ki o kadar krizli olabilir. 2044'e kadar kalacak, yavaş, ağır bir etki bu ama çok da yani karşı koyamayacağımız, kesin kes hayatımızda tesirlerini hissedebileceğimiz bir etkiden bahsediyoruz. 7. evinizde olacak. Yani 7. ev etkileri daha çok ilişki dinamikleridir. Yani ilişkilerle birlikte dönüşeceğiniz, ilişkiler nedeniyle, ilişkilerdeki mücadelelerle kendinizi dönüştüreceğiniz, güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, birçok aslan burcu bu dönemde evlenecek. Birçok aslan burcu ayrılacak. İşbirlikleri deneyimleyecek. Bazen rakipler, bazen açık düşmanlıklar karşısında bir tehlike oluşturacak, kriz oluşturacak. Bazen gerçekten onu çok güçlendirecek arkadaşlıklarla karşılaşacak. Sosyal bir evdir aslında. Sosyal konular, toplum için yapılan çalışmalar, insanlık için yapılan çalışmalar, burada mesleki anlamda da mesela danışmanlık işleri, işte hukuksal işler, insanlık hizmeti için yapılan işler ve buralarda kişisel tecrübeleriniz de olabilir bu dönemde. Bu yıl sadece 0 derecede göreceğiz. 23 Mart ile 11 Haziran arasında. O yüzden eğer 0 derece güneşiniz, 0 derece yükselen burcunuz varsa ya da 0-1 derecelerde böyle bir sabit burçlarda gezegenleriniz varsa etkiyi ilk etapta hissedebilirsiniz. Ama esas güçlü etkiler 2024'ün Kasım'ından itibaren artık başlayacak. Çünkü Kova burcunda artık geri dönmeden, yani oğlağa dönmeden hareketine başlayacak. İşte 2025 ilk 3 derecede göreceğiz bu etkiyi. 2026'da işin içine bir de Uranüs ikizlerden gelecek ki bu sizin için biraz daha yardımcı olacak. Uranüs'ün boğadan ayrılıp ikizler burcuna geçişi üzerinizdeki baskıyı azaltacaktır. O döneme kadar da belki kariyerinizde, ilişkilerinizde yaşadığınız deneyimler hayatınızda da belki yeni sıfır başlangıçlar yapmış olacak. Ama Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle beraber 2026'dan itibaren sosyal çevrenizde gelişmeler, attığınız adımların, mesela yeni bir iş kurduysanız ya da bir ilişki içerisindeyseniz, bu ilişkinin hayatınıza getirdiği daha özgürleştirici, daha geliştirici maddi manevi katkıların artmasını, sizin adınıza daha destekleyici olmasını bekleyebiliriz.
İşte Neptün'ün de Koç burcunda ilerlemesi falan, bunlar da size olumlu tesirler getirecek. Çok değiştirici, çok dönüştürücü bir dönem. Evet, 2023, 24, 25 biraz sıkıntılı olabilir Uranüs'ün Boğa'daki tesiriyle beraber, ama 2025'ten itibaren sevgili aslanlar, sizin için daha rahat, daha hızlı, belki bir böyle hayat içerisinde yaptığınız mücadelelerin, yaşadığınız krizlerin, hani uzun vadeli geri dönüşlerinin alabileceğiniz, sizi maddi manevi büyüten, hızlandıran, farkındalığınızı arttıran bir sürece gittiğinizi hissedebilirsiniz. Bu dönemde tabii ki astrolojinin rehberliği çok önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı her zaman iyi bilmenizi, iyi takip etmenizi öneriyorum. Ağır bir gezegen bu. Böyle derece derece etkilerini hissettiriyor. Yıl içerisinde 1 derece, 2 derece arasında oynuyor. Dolayısıyla eğer sizin işte güneşiniz, gezegenleriniz böyle 15 dereceler, 20 dereceler üzerindeyse, bu bahsettiğim etkileri siz 2030'dan itibaren hissedeceksiniz, almaya başlayacaksınız. Çünkü 2044'e kadar Plüto Kova burcunda. Dolayısıyla daha uzun vadeli hayatınıza bir bakış açısı için, yaşamınızı yönetmek için mutlaka bu astrolojinin rehberliğinden yararlanmanızı, kişisel doğum haritanızı da bir şekilde takip etmenizi öneririm. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Plüton'un Kova burcundaki transiti sizin 6. evinizde olacak 2044 yılına kadar. Aslında siz çok da fazla böyle güçlü açı alan bir burç değilsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, Kova, Aslan, Boğa, Akrep burçlarında gezegenleriniz varsa, sizin için zor, krizli, dönüştürücü bir dönem olabilir. Gezegenlerin derecesine göre bunu 20 yıla yayılan bir etkide hissedebilirsiniz. İlk dereceler biliyorsunuz, özellikle işte 2030'a kadar biz bunu göreceğiz. İşte ilk 0 ile 10 derece arasını, ama ondan sonra da diğer dereceler etkisini hissetmeye başlayacak. Eğer hava burçlarında, böyle bir terazi burcunda, işte ikizler burcunda gezegeniniz varsa, Kova burcundaki bu transit size daha yardımcı, daha rahat ilerletebilir, size destek olabilir. Genelinde baktığımızda daha çok işte günlük hayatınızdır burası, çalışmalarınızdır, işte iş ve çalışma koşullarınızdır, mesleki konular, genel sağlığınız, beraber yaşadığınız, çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, buralarda bu dönemde Plüto 6. ev konularıyla sizi dönüştürecek. Ama bu alanlarda belki korkularınız da sizi yüzleştirecek, işte gölgelerinizle yüzleştirecek, sağlıkla ilgili mücadeleleriniz olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek adına aslında günlük yaşamınızı tümden değiştirmenizi de bekler bu durum. Belki uzun süreli tedaviler veya işte beslenme, diyet programı gibi konular, alışkanlıkların düzenlenmesi, bağımlılıkların bırakılması gibi konular, çalışma şekliniz, yeriniz, işiniz, mesleğinizle ilgili daha köklü dönüşümler. Bunları bekleyebiliriz. Çalışma ortamlarınızda zaman zaman baskılar, zorlayıcı durumlar, krizlerle de karşılaşabilirsiniz. Plüto kolektif bir gezegen. Şimdi kolektif alanda toplumsal olaylar, doğa olayları, ekonomik yapılar, siyasi gelişmelerle ilgili aslında. Bunun biz birey olarak kişisel hayatlarımıza etkilerini, eğer işte gezegenlerimiz varsa bir şekilde Plüto ile açıya giren, hani bir derece olarak, o zaman hissediyoruz. Yani toplumda böyle bir salgın hastalık var diyelim. Biz bunu eğer kişisel haritalarımızda Plüto bize açı yapıyorsa, gezegenlerimiz bağlantı kuruyorsa, o zaman hastalanarak bunu deneyimliyor olabiliriz. Ama öyle bir kişisel bağlantımız yoksa, sadece toplumsal gelişmeleri izleyerek, şahit olarak da bunları deneyimleyebiliriz. Yani ne ölçüde yaşayacağımız biraz tamamen kişisel haritalarımızla bağlantılı. İşte ekonomik bir kriz olduğunda bizim işimizin etkilenip etkilenmemesi de bununla alakalı. Bir doğal felaket olduğunda bizim etkilenip etkilenmeyeceğimiz de bununla bağlantılı. Aslında Plüto dünyadaki savaşlarla, doğal afetlerle, işte ekonomik krizlerle, sistem değişimleri, yönetimsel değişimler, hepsiyle ilgili. Önümüzdeki 20 yıl bunları çok güçlü değiştirecek. Ne ölçüde biz bunlarla hayatımızda etkileneceğiz? Bunlarla krizle mi karşılaşacağız? Yoksa hani daha çok izleyerek mi bu dönüşümleri, uyumlanarak mı yaşayacağız? Bunlar tamamen kişisel haritalarımızla ilgili olabilir. Ve o yüzden bunu daha iyi analiz etmenizi, kişisel haritalarınıza bakmanızı, gezegenlerinizin derecelerini takip etmenizi tavsiye ederim sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2023 23 Mart'ından itibaren Plüto Kova burcundaki transitine başlayacak. Uzun,
ağır ve etkili bir transit bu. 2044 yılına kadar devam edecek. Toplumsal olaylarla ilgilidir. Ama kişisel haritalarımızla bağlantı kurduğunda da kişisel hayatlarımızda da çok dönüştürücü bir jenerasyon gezegenidir. Aslında teraziler bu geçişte çok şanslılar. Yani şans kavramını şöyle değerlendirmek lazım. Daha rahat, hayatınızda daha hızlı, belki çok fazla sizi zorlamayan bir dönüşüme giriyorsunuz. Çünkü siz sevgili teraziler 2008'den bu yana Plüto Oğlak Burcu'nda ilerlerken çok zorlandınız aslında. Zorlu olduğu kadar da etkili bir dönemdi sizin için. İş, ailevi konular, kariyer konuları, yuva temaları, özellikle anne baba, ebeveynlerle ilgili konular. Kimliğiniz dönüştü, kişiliğiniz dönüştü, birçok şey yaşadınız. Evet, ben de bir terazi olduğum için, birebir bunları deneyimlediğim için bundan çok rahatlıkla bahsedebiliyorum. Peki terazilerin etkileri tamamen bitti mi? Aslında son derecelerde olanlar halen daha bu etkiyi hissedecekler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27, 28, 29, 30 derecelerde ise Plüto Kova burcuna geçecek, ama hani Oğlak burcuna da bir döneceği için tekrar biraz daha 2024 sonlarına kadar Plüto etkisi Oğlak'tan devam ediyor. Eğer şu ana kadar ailevi konular, ebeveyn konuları, ev, yerleşim alanları, yuva temaları, kariyer konularında çok güçlü dönüşümler yaşamadıysanız bu baskıları hissedebilirsiniz. Bu dereceler için söylüyorum özellikle. Evet, Plüto bu yıl 23 Mart'la 11 Haziran arası 0 derece Kova'da olacak. İlk özellikle 0 derece, 1 derece, 2 derece daha az olmakla beraber bu yıl ilk tesirleri alabilir. Özellikle terazilerin başları. Üçgen açı vereceği için geliştirici, hızlı, heyecanlı bir durum bu. Sizi zihinsel anlamda özgürleştirecek, kültürel anlamda geliştirecek, hayatınıza yeni deneyimler, heyecanlar getirecek bir etkiden bahsediyoruz. Genel olarak hep 5. evinizden de alacaksınız bu etkiyi bu 20 yıllık süreç içerisinde. Eğer güneş burcunuz işte 10 derece ise belki bunu 2028'den itibaren hissedeceksiniz. 20 derece ise 2030'lardan itibaren hissedeceksiniz. Yani uzun yıllara yayılan bir tesirden bahsediyoruz. O yüzden her zaman kişisel doğum haritalarınızı iyi bilmeniz, gezegen derecelerinizi bilmeniz, bu şekilde transitleri takip etmeniz, astrolojinin rehberliğinden faydalanmanız çok önemli. Sevgili teraziler, hayata bakışınız değişiyor. Dönüşümleriniz özellikle kişisel becerileriniz anlamında olabilir. Çünkü yeteneklerinizi keşfettiğiniz, bunları dönüştürdüğünüz bir dönemdesiniz. Plüto sizi güçlendirecek. Örneğin bir yeteneğiniz var. İşte sanat olabilir, bu spor olabilir, herhangi bir yeteneğiniz. Bunları geliştirerek bununla dönüşeceksiniz ve güçleneceksiniz. Bunu bir iş haline de getirebilirsiniz. Aşkla ilgili dönüşümler var. Güçlü aşklar yaşayabilirsiniz bu dönemde. Çocuklarla ilgili dönüşümler var. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklar tabii ki 20 yıla yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Çocuklarınızın hayatındaki dönüşümler, bazen bunlar bize mücadeleler de getirecek tabii ki. Çünkü Plüto olan yerde kendi içsel krizlerinizde, kendi gölgelerinizde, korkularınızla da yüzleşiyorsunuz. Burada bir arınmak, bir saflaşmak, yüklerinizden arınmanız gerekiyor aslında. Bilinçlenmeniz gerekiyor. Bu dönüşümü ne kadar hızlı yaparsanız krizler o kadar azalacaktır. Özellikle 2026'dan itibaren Uranüs'ün de İkizler Burcu'na geçmesi hava burçlarımız için çok ilginç, çok hızlandırıcı bir etki getirecek. Gerçekten ben hava burçlarımız ve sevgili teraziler boyut atlatıcı bir transit olduğunu söyleyebilirim bunu. Özellikle artık ilk dereceler 3, 4, 5, 6, 7, 8 dereceler 2026, 27, 28 buralarda hayatınızda işin içine yurt dışı kavramları, uluslararası konular, işte zihinsel konular, bilgi, akademik çalışmalar, entelektüel çalışmalar, teknolojiyle ilgili çalışmalar, hani tüm bunların kültürel anlamda, mesleki anlamda, yaşam düzeniniz anlamında sizi çok fazla hızlı bir şekilde dönüştürdüğünü, inanç ve hayata bakışınızda mesela çok fazla sıçramaların, boyut diyorum ama o yüzden boyut atlatacak bir dönem, tekamül düzeyinde çok hızlı bir süreç olabilir sizin için. Bir yandan da kendi bilginizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi değerlendirip hayatınızda belki çok güçlü dönüşümler yapabilirsiniz. Böyle bir süreç başlıyor sizin için sevgili teraziler. Unutmayın, Plüto Kova transitini şu anda dünya üzerinde yaşayan hiçbir insan deneyimlemedi.
248 yıllık bir döngü olduğu için en son 18. yüzyılda bu vardı. Şimdi aslında tüm insanlık sosyal, kültürel, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda, bilimsel anlamda gelişmelerle bunu biz deneyimleyeceğiz. Ve kişisel haritalarımızdaki gezegenlerimizin de teması ile birlikte hayatlarımıza bunlar, bu değişimler, dönüşümler az veya çok temas edecek. Çok önemli, çok ilginç ama sizin için güzel bir dönem başlıyor sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Plüton'un kova burcundaki transitinden bir sabit burç olduğunuz için en fazla, en güçlü etkiyi alacak burçlardan biri sizsiniz. Lütfen bu videoyu her zaman takip edin ve tabii ki bu süreç içerisinde kişisel doğum haritanızı da birebir iyice öğrenip takip etmenizde fayda var. Şimdi Plüto kova burcunda sizin için 4. ev alanınızda daha dönüştürücü bir etki verecek. Hangi evinizde ise yaşam içerisindeki tecrübelerinizde, deneyimlerinizde o ev konularını size kattığı kavramlarla yüzleşirsiniz. Burası aslında özel yaşamdır, değil mi? 4. ev. Burası işte evinizdir, yaşadığınız yerdir, ailedir, evlilik ve yuva konularıdır, ebeveynlerinizdir. Bu alanlarda bir yandan da bilinçaltı, geçmişle ilgili işte çocukluğunuz, ailevi konular, daha böyle atalardan gelen olumlu ya da olumsuz karmik etkiler, bunlarla da ilgilidir. Plüto kökten bir dönüşüm, bir arınma, bir burada sizin hayatınızda büyüme imkanı getiriyor aslında. Yani bu 20 yıla yayılan bir etki. Etkileri yavaş yavaş, ağır ağır ama çok etkili hissedeceğinizi söyleyebilirim. Bu yıl sadece 0 derecede olacak. Mart ve Haziran arasında. Dolayısıyla ilk 1-2 derece etki alacaktır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 derece, 1 derece arasıysa, yani bu etkiyi bu yaz aylarında Mart'la Haziran arasında hissedebilirsiniz. Ama esas kova burcuna yerleşmesi 2044'ün Kasım'ından itibaren başlayacak. Derece derece, eğer sizin haritanızda 10 derece ise mesela güneşiniz, siz bu etkiyi 2030'dan itibaren alıyorsunuz, almaya başlıyorsunuz. İşte 20 derece ise belki 2035'ten sonra almaya başlıyorsunuz. Ama kişisel doğum haritalarınızda, yani güneşiniz dışında sabit burçlarda başka gezegenleriniz varsa eğer, aslan burcunda, boğa burcunda, kova burcunda, belki işte akrep burcunda, buralarda daha fazla gezegen varsa daha fazla etki, daha fazla hayat içerisinde kriz, bu gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili daha fazla deneyim anlamına gelir. Bu dereceler de önemli tabii ki, gezegenlerin dereceleri de önemli. Özellikle sizin için yaşamınızda çok etkili ve güçlü bir dönüm olduğunu söyleyebilirim. Ölüm ve dönüşüm gezegeni. Dördüncü evin ölüm temalarıyla da ilgisi vardır. Yani hayatın son dönemidir, emeklilik dönemidir, biraz aile büyükleri, ebeveynlerle ilgilidir. İşte ölüm, fiziksel bir ölüm olabilir, dönüşüm olabilir, işte yer değişimi, taşınma gibi bir düzen değişimi olabilir, evlilik, ayrılık gibi konular olabilir ki bunlar da hayatımıza çok dönüşümler getirir ama genellikle böyle bir krizler, bir güç mücadelesi, korkularla yüzleşme süreci de olabilir. Kolay bir transit olduğunu söylemiyorum. Ama tabii ki bu uzun süreli bir transit, zaman zaman yardımcı etkiler de olacak diğer kolektif gezegenlerin etkileriyle beraber. Ama kolay bir transit değil genel olarak baktığımızda, ama çok etkili bir transit. Yani bu dönemde sizin bilinçli olmanız lazım. Yani akrepler sabit bu burç ve biraz böyle çok güç önemlidir akrepler için. Güçlü olmak çok önemlidir. Bu nedenle de çok gölge yanlarına çok sıkı sıkı tutunabilirler. Çok korkuları olabilir ve içsel anlamda bu korkularını bazen dış dünyaya da işte bir savaşma, mücadele, baskı, manipülatif durumlar şeklinde gösterebilirler ya da bu şekilde etkilerle karşılaşabilirler. Sizin kendi gölgelerinizle iyi yüzleşmeniz gerekiyor. Bilinçaltınızı iyi dönüştürmeniz gerekiyor. Farkındalığınızı arttırmanız gerekiyor. Sıkı sıkı tutunduğunuz konu ve kavramları belki bırakmanız gerekiyor. Yani kişisel anlamda dönüşmeniz lazım. Yani dönüşemeyen şeyler ölecektir bu dönemde. Yani o yüzden baskılar, krizler hayatınızda çok zorlayıcı olabilir ama siz bunlarla farkındalıklı bir şekilde mücadele edip kendinizi dönüştürdüğünüzde gerçekten de yaşamınızda böyle yeniden doğmuş gibi güçlendiğiniz, sıfırdan başladığınız, hayatınızda belki de arzu ettiğiniz o daha korkusuz, daha güçlü,
daha kendinizle barışık bir sürece de bu dönemde kavuşmuş olabilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Plüton'un kova burcundaki transiti 2023 Mart'ından itibaren sizin 3. evinizde etkisini göstermeye başlayacak. Uzun süreçli bir transit, 2044'e kadar devam edecek. Ağır ağır ama etkili, derinden olacak bir transitten bahsediyoruz. İlk etapta çok hissetmeyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda kova, aslan, akrep, boğa burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa Plüton'un kova burcundaki bir uzun transiti zaman zaman sizin için daha zor, daha dönüştürücü, daha krizli olabilir. Eğer sabitlerde gezegenleriniz yoksa o zaman daha rahat bir etkiden bahsedebiliriz. Kolektif bir gezegendir. Sosyal alanda jenerasyon gezegeni olduğu için kitleleri, insanlığı etkileyen, toplumu etkileyen sosyal, ekonomik, teknolojik, bilimsel, siyasi, kültürel her anlamda dönüşümle ilgilidir aslında. Doğa olaylarını etkiler, işte ekonomik krizlerle ilgilidir, yönetimsel değişimlerle ilgilidir, savaşlarla ilgilidir Plüto. Bunların bize kişisel olarak yansıyıp yansımayacağı tamamen kişisel doğum haritalarımızdaki gezegenlerimizle yaptığı temaslarla ilgilidir. Eğer bu temasları yapıyorsa biz bu toplumda dışarıda olup bitenlerin etkisini bireysel hayatlarımızda daha çok hissederiz. Örneğin bir ekonomik kriz, evet, bize para kaybettirebilir, işte iflas edebiliriz gibi. Ya da bir doğa olayları bizi kişisel olarak da etkileyebilir. Ya da onları sadece izleyebiliriz. İzleyerek tecrübe kazanabiliriz gibi. Evet, şimdi sizin 3. evinizde olacak. Hani Plüto hangi evinizdeyse oralarda bir dönüşüm var. Oralarda biraz krizler işte var. Korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Güç ve güçlenme konuları, güç mücadeleleri, gölgelerimizle yüzleşme o alanlarda. Düşünceleriniz, fikirleriniz, aslında zihinsel anlamda bir gelişim sürecindesiniz. Yani derinlemesine bir konuyla ilgilenmeniz, bilimsel bir çalışma yapmanız, bir eğitim almanız. Ama burada her şey derinlemesine incelemek istersiniz. Yani böyle en derinine kadar inme, uzmanlaşma anlamına gelir. Dolayısıyla bilimsel bir çalışma için iyi bir dönem veya bir akademik çalışmada kendinizi ifade edebilir, bu tarz işlerde kendinizi gösterebilir, başarılı da olabilirsiniz. Yani eğitimle güç almak gibi. Bu bir meslek haline de gelebilir. Bunun yanı sıra bu dönüştürücü etki, çevresel dönüşümler, işte yakın çevre, işte komşularınız, yaşadığınız mekanların, yerlerin değişimi olabilir. Kardeşlerle ilgili deneyimleriniz çok öne çıkabilir. Plüto ölüm ve dönüşüm gezegeni. Yani burada her anlamda ilişki dinamiklerinde değişimler, işte belki burada onlarla ilişkilerinizde belki çok geri dönülmeyecek farklı bir etki olacak. Bunları bekleyebiliriz. Kardeşlerin yaşamında önemli dönüşümler olabilir. İşte uzun yıllardır beraber yaşadığınız komşunuz taşınabilir, hayatınızdan çıkabilir gibi. Bu tesirleri bekleyebiliriz. Sizin için etkili olabilecek eğitimler, seyahatler, bu süreç içerisinde hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Kişisel doğum haritalarınızı her zaman iyi bilmenizi, gezegenlerinizin derecelerini bilmenizi, takip etmenizi öneriyorum. Özellikle Plüto gibi güçlü ve kolektif bir gezegenin uzun süreli transitinde bu derecelerin takibi çok önemli olacaktır. Bu şekilde hayatınızın gidişatı hakkında da daha iyi bir bilgi sahibi olabilir. En azından krizli dönemleri daha rahat yönetebilirsiniz sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2023'ün Mart'ı itibarıyla Plüto kova burcuna geçişini yapacak. Evet, biliyorsunuz 2008'den bu yana Plüto oğlak burcunda ve tüm oğlaklarımız bu dönemde gerçekten tekrar doğdular. Hayatlarında önemli dönüşümlerle karşılaştılar. Güçlendiler ya da güç savaşları içerisinde oldular. Zor bir dönemdi, krizli bir dönemdi ama kesinlikle çok önemli bir süreçti. Tamamen aslında burcunuzdan henüz ayrılmadı sevgili oğlaklar. Plüto bu yıl Mart-Haziran arasında Kova burcuna şöyle bir kısa geçiş yapacak, 0 derecede olacak ama 11 Haziran'dan sonra tekrar Oğlak burcuna dönüyor. Yıl sonuna kadar da yine Oğlak burcunun son derecelerinde olacak. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27, 28, 29, 30 derecelerde ise halen daha Plüto tesiri devam ediyor sizin için. Hatta önümüzdeki yılda, yaz aylarında yıl sonuna kadar olan süreçte yine burcunuzda tekrar bir geçiş yapacak. Kasım 2024'ten itibaren artık Plüto Oğlak'tan ayrılacak tamamen.
tamamen kovada ilerleyecek ve 2044'e kadar 20 yıl kova burcunda olacak. Şimdi bu süreçte tabii ki Plüto oğlaktan çıkınca böyle bir rahatlama hissedeceksiniz. İkinci evinizde olacak bu dönüşüm süreci, kova transiti. Eğer kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda kova, aslan, boğa, akrep burçlarında gezegenleriniz varsa Plüton'un kova transiti de sizin için önemli olabilir, zor ve etkileyici olabilir. Ama eğer sabit burçlarda gezegeniniz bulunmuyorsa artık daha rahat bir süreçte olabilirsiniz. Bu dönemde güç mücadeleleri, hayatta Plüton'un size yarattığı etkiler, biraz daha para konuları, maddi konularda olacak. Çünkü para evinizde olacak. Ama Plüto sosyal bir gezegen. Yani toplumsal olaylarla ilgili. İşte sosyal yapılar, siyasi gelişmeler, ekonomik değişimler, dönüşümler, doğa olayları olabilir, bilimsel gelişmeler olabilir. Bunlarla ilgili. Bunların bize yansımaları kişisel anlamda tamamen bizim doğum haritalarımızdaki kişisel gezegenlerimizde kurduğu açılarla ilgili oluyor. Eğer işte bu sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkileri hissedebilirsiniz. Yani ekonomik bir krizin, bir gelişmenin size bireysel yansımaları olabilir maddi anlamda. Veya işte bir iflas edebilirsiniz, bir para kaybedebilirsiniz gibi. Veya işte bir doğa olayının tesirlerini hissedebilirsiniz. Bu tamamen hani tamamen bireysel haritalarınızla ilgili olacaktır. Bu dönemde para kazanma, kaybetme, parayla güçlenme ya da parayla borç alacak konuları, miras konuları da olabilir. Burada kazandığınız paralar, belki para kazanma şeklinizi değiştireceksiniz. Farklı bir iş olabilir. Yeteneklerinizi değerlendireceksiniz. Sahip olduğunuz mal varlıkları ya da paranın kullanımı, bunun dönüştürülmesiyle ilgili de etkiler olabilir. Parayla güç kazanma, yani büyük bir para kazanma da söz konusu olabilir. Çünkü Plüto güçtür. Yani burada bir parasal güç verebilir size. Ama krizlerle kayıplar da getirebilir. Yani bunları iyi yönetmeniz gereken, takip etmeniz gereken uzun süreçli bir dönem olacak sevgili oğlaklar sizin adınıza. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar ve siz başroldesiniz sevgili kovalar. Plüto 23 Mart itibariyle burcunuza geçiyor. Ve 2044'e kadar kalacak aslında. Evet, 2023 ve 2024'te Oğlak Burcu'na kısa dönemli bir geri dönüşleri var. Ama Kasım 2024'ten itibaren artık 2044 yılına kadar ayrılmamak üzere burcunuzda olacak. Ve bu önümüzdeki 20 yıl sizi tamamen dönüştürecek. Kişiliğiniz değişecek, kimliğiniz değişecek, yaşamdaki amacınız değişecek, belki yaşam şartlarınız değişecek, iş, kariyer, ilişkiler her anlamda, belki sağlık konularında çok güçlü dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Ölüm ve dönüşüm gezegeni Plüto. Plüto bize güç verir ama güçle mücadelemizi de arttırır. Krizler getirebilir. Kendi gölgelerinizle yüzleşeceksiniz. Korkularınızı dönüştüreceksiniz. Ve Plüto'ya uyumlu olmak, Plüto'nun beklediği o dönüşümleri yapabilmek, direnmemek lazım. Direnç olursa çok daha fazla zorluk, daha fazla krizle de karşılaşılabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer yükselen kovaysa, yükselen birinci evden bu etkileri alacaksınız. Tamamen kişilik, yer, yaşadığınız mekanlar, tamamen hayata bakışınız, sağlık konuları, tüm bu alanlarda. Ama güneşiniz kova olabilir, yükselen burcunuz farklı olabilir. O zaman kova burcu haritalarınızda hangi evde? Bunları iyi takip edin. Çünkü o ev konularında etkileri olacak. Yükselen burcunuzda mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Ağır bir gezegen, etkileri yavaş yavaş derinden olacak. Mesela bu yıl sadece 0 derecede göreceğiz. 23 Mart ile 11 Haziran arası 0 derecede. Dolayısıyla 0 derece güneşle, 0 derece yükselen burcunuz varsa, işte kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer kova dışında, mesela boğa burcunda, akrep burcunda, aslan burcunda gezegenleriniz olabilir, kişisel gezegenleriniz olabilir. Buralarda etkiler varsa o zaman daha da fazla güçlü bir şekilde bunları artarak alabilirsiniz. Her gezegen bir şeyi sembolize eder. Her gezegenin bulunduğu ev konuları hayatınızda harekete geçer. Bunlar daha uzun sürelidir. Bu yıl sadece 0 derecede şöyle bir merhaba diyecek, sonra geri dönecek. İşte 2024'ünde tekrar artık 1 derece, 2 derece, 3 derece kovalar bunu hissedecek. 2026'dan itibaren ilk 5 derece etkilerini hissedecek. 2027, 2028, 2029 buralar işte 5, 6, 7, 8, 9 derecelerin etkilerini hissedeceği dönem. Eğer gezegen dereceleriniz daha
ileride ise 2030'dan sonra, mesela 2035'ten sonra siz bunları hissedebilirsiniz. 2026'dan sonra Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi hava burçlarımız için daha da olağanüstü bir dönemi başlatacak aslında. Bir yandan Neptün de Koç Burcu'nda, Satürn de Koç Burcu'nda olacak. Kova Burcu için yine olumlu bir açıda olacak. Bunlar bence hava burçlarımızı çok olumlu etkileyen bir döngü. İlginç bir tesir. Yani kolektif alanda da, toplumsal alanlarda hızlı bilimsel gelişmeler olabilir, teknolojik gelişmeler olur, bekleyebiliriz ama bunun kişisel hayatlarınıza da yansımaları, bilinç seviyesinde, mesleki anlamda, toplumsal imajınız, statünüzle ilgili alanlarda çok hızlı geliştirici ve dönüştürücü bir dönemde, hava burçlarımızla destekleyici bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Uranüs'ün 2026'dan sonra İkizler Burcu'ndan vereceği destek, işte 3 derece, 4 derece, 5 derece, 6 derece buralarda, özellikle ilk dekanda Güneş Burcu'nuz, yükselen Burcu'nuz varsa sizin için boyut atlatıcı bir dönem olabilir. Astrolojinin rehberliğinden iyi yararlanmanız lazım. Kişisel doğum haritanızı iyi bilmeniz, gezegenlerinizin burçlarını, derecelerini iyi bilmeniz lazım. Bu uzun süreli 20 yıl yayılan bir etkiyi iyi takip edip analiz etmeniz lazım. Bu nedenle ya gerçekten kişisel haritalarınızı iyi takip edin, transit derecelerini, ya da bu dönemde belki daha uzun vadeli haritanızı değerlendirip profesyonel bir bakış sağlamanız çok faydalı olabilir tabii ki sizin adınıza sevgili kovalar. Dönüşüyorsunuz, değişiyorsunuz. Evet, krizler olabilir ama öldürmeyen güçlendirir. Bu Plüto felsefesidir. Direnmemek lazım. Kendimizi bilinç anlamında, farkındalık anlamında boyut atlatmamız gereken bir dönem. Gölgelerimizle iyi yüzleşeceğiz. Korkularımızı fark edeceğiz. Çünkü onlar bizi gelişmemizi engelleyen, belki bu dünyanın, madde dünyasına sıkı sıkıya bağlı tutan, ilerlememizi etkileyen, zorlaştıran konular. Hepimizin gölge yanları var ama Plüto bizi işte bilinçaltımızdaki o gölgelerimizle yüzleştirmek istiyor. Onları dönüştürüp onlardan kurtulduğumuzda, saflaştığımızda, arındığımızda özgürleşiyoruz ve o zaman tekamülümüz, ilerlememiz çok daha kolay olabiliyor sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2023 Mart'ından itibaren Plüto Kova burcundaki yolculuğuna başlayacak ve sizin 12. evinizde olacak. Aslında bu kısa süreli bir geçiş bu yıl için. Haziran ayından itibaren tekrar Oğlak Burcu'na dönecek. Tamamen Kova Burcu'ndaki yolculuğu 2024 Kasım'ından itibaren başlayacak ve 20 yıl, uzun bir süre kalacak. 2044'e kadar uzun süreli bir transit, ağır, derinden ve etkili bir transit. Aslında balık burcu olarak çok fazla hani belirgin etkiler almayabilirsiniz. Çünkü Plüto toplumsal bir gezegen, kolektif olaylarla ilgili. Toplum ve insanlığı etkileyecek, dünyayı etkileyecek, siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyal yapılarla, doğa olaylarıyla, savaşlarla bağlantılı bir gezegen. Ve bu uzun süreli dönüşümde bizim bireysel olarak nasıl etki alacağımız ya da almayacağımız tamamen kişisel haritalarımızla alakalı. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, kova, aslan, boğa ya da akrep burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bu burçlarda bir ya da birden fazla gezegeniniz varsa, işte o zaman siz daha fazla bu Plüto Kova burcunu deneyimleyebilir. Gezegenlerin sembolize ettiği konular ve bulunduğu ev kapsamında bu krizlerle yüzleşebilirsiniz. Dereceler de önemli çünkü 1 derece, 2 derece kadar ilerliyor bir yıl içerisinde. Dolayısıyla 20 yıla yayılan uzun süreli bir etkiden bahsediyoruz. Gezegenleriniz ilk derecelerde ise hemen birkaç yıl içerisinde bunları hissedebilirsiniz ama daha ileri derecelerde ise 2030'dan sonra, 35'ten sonra bu etkileri de hissedebilirsiniz. 12. ev aslında sizin bilinçaltınızdır. Bu bilinçaltı olunca biraz hani kendinizle yüzleşmeniz, kendi ruhsal derinlikleriniz, maneviyatınıza yönelmeniz gereken çok derin bir süreci işaret ediyor. Aslında arınmak için, ilerlemek için, tekamül etmek için insanın kendi gölgeleriyle de yüzleşmesi gerekir. Bunlar korkularımız, endişelerimizdir, kaygılarımızdır, bilinçaltımızda tuttuğumuz, karmik olarak veya hani kendi deneyimlerimizden beri hani bastırdığımız bazı duygulardır, takıntılı duygularımızdır örneğin. Bunlarla yüzleşmemiz, arınmamız gereken bir süreçtir. O yüzden şifa, arınma çalışmaları, terapiler, bilinç dışı çalışmaları, regresyon çalışmaları ve benzeri her türlü konudan çok derin
faydalar da sağlayabilirsiniz bu süreçte veya yaşadığınız deneyimler ya da dünya üzerinde olup bitenlere yaptığınız şahitlikler, izlemeler tüm bu kendi içinizdeki bilinçaltınızdaki dönüşümleri bu dönemde tetikleyebilir. Gizli durumlarla da ilgilidir. Bir farkındalık kazanmanız, aydınlanmanız mümkün çünkü bilinç dışıyla da, kolektifle de çok güçlü bağlantılar kurabilirsiniz bu dönem. Aynı zamanda gizli düşmanlıklarla da ilgilidir. Gizli düşmanlık temaları önemli. Eğer haritanızda, Plüto'nun geçişinde, kişisel doğum haritalarınızda açılar yapıyorsa, güç mücadeleleri, gizli ve bilinmeyen bazı gizli düşmanlıkların tehlike yaratabilecek unsurları olabilir. Rakipler olabilir, işle ilgili konular olabilir, başka türlü tehditler olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Bazen tabii ki kendi kendimizin düşmanı biz de olabiliyoruz. Tamamen bir inancımız, bir düşüncemiz, korkularımız, takıntılarımız da kendi kendimizi sabote edebiliriz, düşmanlık yapabiliriz. Bunları da fark edebilirsiniz. Gölgelerinizle yüzleşebilirsiniz. Arınabilirsiniz. Bağımlılıklarınızdan kurtulmanız gereken bir dönem. Çünkü sağlığınızla da ilgili temaları burası yönetecektir. Sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa ve bunlara yol açabilecek konular varsa, sağlıkla ilgili dönüşümler, bağımlılıklarınızdan kurtulma, alışkanlıklarınızda köklü düzenlemeler, belki iş ve mesleki konularda yaşadığınız zorluklar varsa, güç mücadeleleri, baskılar, manipülatif durumlar, bunların dönüşmesi, bunlarla ilgili hayatınızda bazı vereceğiniz önemli kararlar, bunları da bekleyebiliriz. Bu süreci yönetmek önemli tabii ki. Eğer haritalarınızda önemli sabit burç gezegenleriniz varsa haritalarınızı bilmeniz, kişisel gezegenlerinizin derecelerini, burçlarını bilmeniz, Plüton'un transiti içerisinde etki aldığı dönemleri fark etmeniz, böyle bir zorlu süreçte bir gezegenin tesirini olumlu bir yönde kendi lehinize çevirebilmeniz için çok önemli olacaktır. O yüzden ben yine astrolojinin rehberliğinden her zaman yararlanmanızı, kişisel doğum haritalarınızı takip etmenizi burada şiddetle size de tavsiye ediyorum sevgili balıklar.